pazar iyi, bu hafta biraz daha ucuz. Hava ısındıkça sebze fiyatları biraz inişe geçti. Tabii ki soğudu mu da pahalanıyor bu. İlerleyen zamanlarda ne olacak? Kış geldikçe fiyat yükselebilir ama bu şekilde sıcak olursa biraz daha ucuzluk olur gibi geliyor. Sebzelerin fiyatı? Sebze mandalina 2 lira, elmalar 2,5, domates 5 lira, salata 2,5, biber patlıcan, tarla çarşamba 2 lira. Marul 1,5, pırasa 3 lira, havuç 2,5. Ucuzluk var yani. Geçen haftaya bakalım biraz daha ucuz. Fiyatlarımız tabii az uçurum, parası çok yüksek. Vatandaşın alım gücü yok. Fiyatlar pahalı geliyor vatandaşa. Vatandaş tabii bunun nedeniyle alım gücü olmadığı için, parası olmadığı için, fındık olmadığı için bu sebepten dolayı alamıyorlar. Yani 3 kilo alacağına 1 kilo alıyor, 1 kilo alacağına yarım kilo alıyor. Almaya çalışıyor sadece. Bunun gibi fiyatlar normal aslında ama para gücü olmadığı için alım gücü yok vatandaşın. Vallahi böyle bacım. Evet, mandalina 1 milyon. Vallahi şöyle söyleyeyim, hani 4 liraya sattığımız malı geri gittiğimizde 4 liraya alamıyoruz. Daha üstüne koyuyorlar. Tabii bu şekilde mazot, vergiler, gider çoğaldıkça üstüne koyacağız tabii ki. Bu hafta pazarın durumu geçen haftaya göre normal. Normalde pazarlar zaten düşüşte. Müşterilerde alım gücü yok. Fındığın fiyatından olsun, işsizlikten olsun, ekonomiden olsun. Bayağı bir düşüş yaşıyoruz. Zaten müşterilerin de alım gücü bayağı bir zayıf ondan. Fiyatlarımızın da yüksek olmasından. Yani müşteri alım gücü yok. Bunun da kışı var yani. Daha bu en iyi zamanlarımız. Kışın da bunun 3-4 ay yatacağımız zamanlarda yani hiç iş yapamayacağımız zamanlar da olacak. Ama Allah'tan gelen bir şey yani. Bunda ne müşterilerin ne de esnaflarımızın herhangi bir şeyi yok. Yani alım gücü yok. Sadece bu fındık olmamasından, işin olmamasından müşterilerimizin alım gücü olmaması.